Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları etkin soru bankasında birinci dereceden bir bilmeyen denklem tanır ve denklem kurar konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci etkinliğimize geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar buradan bizden denklemleri kurmamız istiyorum. A'ya baktığımız zaman hangi sayının 5 fazlası 18 eder? Arkadaşlar sayımıza x diyecek olursak. x'in 5 fazlası x artı 5 demektir. 18'e eşittir diye söylüyorum. Evet, B'de hangi sayının 12 eksiği? Eksik demek arkadaşlar çıkarma anlamına gelir. O halde x eksi 12 eşittir. 20 olur diyorum. Evet hangi sayının arkadaşlar burada sayılarımızın hepsine x diyoruz. Her cümlede söylemek istemiyoruz. O halde 2 katının 5 fazlası yani x'in 2 katı 2x 5 fazlası 2x artı 5 eşittir 30'dur diye soruyor. Evet emirin yaşının 3 katının 7 eksi 23'tür. Arkadaşlar emirin yaşını x dersem 3 katı 3x 7 eksi eksi 7 eşittir 23 olur. Evet e'ye baktığımız zaman Ali'nin bilye sayısının 3 katı ile 4 katının toplamı 42'dir. Yani işte 3 katı 3x, 4 katı 4x toplayacak olursam 42'ye eşittir diye söylüyor. Evet, F'ye baktığım zaman hangi sayının 4 eksi x eksi 4 3 katı arkadaşlar çarpı 3 olur. İşlem önceliği için parantez kullanırız. Evet, 36'dır diye sordu. Eşittir 36 olarak yazıyorum. Evet devam ediyorum. İkinci etkinliğimize bakalım. Aşağıda verilen ifadelere uygun denklemleri kurunuz diyor. Gençler A'ya baktığımız zaman hangi sayının 3 katı aynı sayının 24 fazlasına eşittir? O halde sayımıza x dersek 3 katı 3x aynı sayı yani x'in 24 fazlasına eşittir diye soruyor. Evet, o halde 3x eşittir x artı 24 olur diyelim. Ayşe'nin yaşının 18 fazlası yaşının 2 katının 6 fazlasına eşittir. Ayşe kaç yaşındadır diyor. O halde x'in 18 fazlası x artı 18 2 katının 6 fazlası 2x artı 6'ya eşit olacak diyelim. 8 eksinin 3 katı 2 katının 4 eksine eşit olan sayı. Arkadaşlar 8 eksinin 3 katı sayımız x olursa x eksi 8'in 3 katı bakın parantezli çarpma işlemi yaptım. Eşittir. 2 katının yani 2x eksi 4'e eşit olacak diyoruz. Evet, de, bakıyorum. 5 katı ile 3 eksiğinin toplamı 39 olan sayı kaçtır? Gençler 5 katı 5x aynı sayının 3 eksiği x eksi 3 bu ikisinin toplamı dediği için topluyorum. Eşittir. 39 olarak denklemi kuruyorum. Evet. E'ye baktığımız zaman gençler. Ali'nin babasının yaşı. Ali'nin yaşının 4 katından 2 eksiktir. Ali ile babasının yaşları toplamı 48 olduğuna göre. Ali kaç yaşındadır diye sordu. Ali'nin yaşını x dersem. Babasının yaşı arkadaşlar. 4 katından 2 eksiktir. O halde x'in 4 katı 4 x eksi 2. Ve bunların toplamı 48 olacak diyor. Evet gençler. 4x eksi 2 ile x toplayacağım. Yani 48'e eşittir dememiz gerekiyor. Evet F'ye baktığım zaman Murat'ın parası Engin'in parasının 4 katıdır. Ergin'in parasını Engin. Engin arkadaşlar. 4 katıdır. Murat Engin'e 60 TL verirse paraları eşit oluyor. Buna göre Engin'in kaç TL'si vardır diye sorduğum. Murat'ın parası Engin'in parasının 4 katı ise Engin'in parasını x dersem o halde Murat'ın parası 4x olur arkadaşlar. Murat Engin'e 60 lira verirse demek 60 lira buradan eksilecek. Diğer tarafa da 60 lira eklenecek. 60 lira toplarsam bunlar da birbirine eşit olacak şeklinde denklemimizi kurarız. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet üçüncü etkinlikte arkadaşlar yine denklemleri kurmamızı istiyor. A'ya baktığımız zaman bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın iki katından 5 santimetre fazladır. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 70 santimetre olduğuna göre kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir diyor. İşte kısa kenara x dersem uzun kenar iki katından 5 santimetre fazla yani 2x artı 5 olur. Biz bir dikdörtgenin çevresini bulurken arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. Bakın x ile 2x artı 5'i topluyorum. Ve 2 ile çarparak çevreyi buluyoruz. Ve eşittir diyorum 70'e. O halde 2 çarpı parantez içerisinde x artı 2x artı 5 eşittir. 70 olur. Denklememiz diyelim. Evet B'ye bakıyorum. Ardışık 3 doğal sayının toplamı 75'tir. Küçük sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar küçük sayıya x dersem. Evet ortanca sayı arkadaşlar. Ardışık olduğu için bunun bir fazlası. x artı 1. Büyük sayı da. Ortancanın bir fazlası. Yani x artı 2'dir. E bunların toplamı dedi. O halde x artı. x artı 1. Artı x artı 2 ve toplamı 75 olacak şekilde denklemi kurarız diyelim. Evet, C'ye bakıyorum. Üçer yılı arayla doğmuş 3 kardeşin yaşları toplamı 66 ise küçük kardeş kaç yaşındadır diye sordu. Yaşlar küçük kardeşin yaşına x dersem üçer yıl arayla doğduğuna göre ortanca kardeş bundan 3 yaş büyüktür yani x artı 3 büyük kardeş de Ortancidan 3 yaş büyüktür. Yani x artı 6 olur. Ve bunları toplayacak olursam. x artı 6. Toplamları 66'ya eşittir diye denklemimizi kurmuş oluruz. Peki gençler. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Sıralara üçerli otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır diyor. Gençler sıra sayısı x olsun diyelim. O halde ikişerli oturlarsa arkadaşlar 5 öğrenci ayakta kaldığına göre. Sınıf mevcudun arkadaşlar nasıl yazar hemen? Bakın her sıraya 2 öğrenci oturuyorsa 2x öğrenci oturur. 5 kişi de ayakta kalır. Ya yani aynı zamanda üçerli oturunca bir sıra boş kalıyor. O halde öncelikle sıra sayısı x'ten 1'i çıkarıyorum bir sıra boş kalacağı için ve buraya da üçer kişi oturacak diyorum. Bakın soldaki ve sağdaki gençler bunlar bizim sınıf mevcutlarımızdır. Yani sınıf mevcudu ister bu şekilde isterse sağdaki şekilde ifade ederiz diyelim. Yukarıdaki denklemi çözecek olursam arkadaşlar x'in değerini yani sıra sayısını bulmuş oluruz. Evet devam edelim. E'deki etkinliğe bakıyorum. Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katından 3 eksiktir. Sınıfta sınıf mevcudu 21 olduğuna göre sınıfta kaç erkek öğrenci vardır diyor erkek öğrenci sayısına x dersem kız öğrenci sayısı 2 katından 3 eksik yani 2x eksi 3'tür. Bunları toplayalım arkadaşlar. x artı 2x artı 3 pardon 2x eksi 3 eşittir 21 olacak şekilde ne yapıyoruz? Denklemimizi kurmuş oluyoruz. Evet gençler devam ediyorum. F'deki etkinliğe bakıyorum. Hangi sayının 2 katının 10 eksiği aynı sayının 1 eksiğinin 2 katına eşittir. Sayımız x olursa 2x eksi 10 eşittir diyorum. 1 eksiğinin x eksi 1'in 2 katı dediği için arkadaşlar işlem önceliğinden dolayı parantez içerisinde yazarak eşitliği sağlamış oluruz. Peki, geçelim gençler. Biraz büyütüyorum. Aşağıda verilen ifadelere uygun denklemleri kurunuz diyor. Bir karenin çevre uzunluğu bir kenarın uzunluğunun 24 cm fazlasıdır. Bu karenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir diyor. Gençler bir kenarına x dersem çevresi 4x olur. Bir kenar uzunluğu 24 fazlasını eşit diyor çevre. O halde bir kenarın 24 fazlasında x artı 24 olarak yazarak denklemimizi kurmuş oluruz. Evet B'ye bakıyorum. Tuğba her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 10 fazla okuyarak bir kitabı 3 günde bitiriyor. Tuğba'nın okuduğu kitap 180 sayfa olduğuna göre ilk gün kaç sayfa kitabı okumuştur? Gençler birinci gün x okursa ikinci gün 10 fazla okudu x artı 10. Üçüncü günde 10 fazla okuyarak bir önceki günden 10 fazla okuyorsa x artı 20 okur. Ve bunların toplamı 180'e eşit olacak. O halde x artı x artı 10 ikinci gün ve üçüncü günde x artı 20 okudu ve toplamı 180 diyerek denklemimizi kurmuş oluruz. Evet C'ye bakıyorum arkadaşlar. 6 kişi lokantaya gitmiştir. Aynı mevzudan alan bu kişilerden birisi hesap ödemeyince birisi hesap ödemeyince geriye kalanlar 4'er TL fazla ödemişlerdir. Buna göre bir kişinin hesabı kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar normalde bir kişinin hesabına x diyecek olursa 6 kişi gittince 6 tane x ödemeleri gerekir. Yani 6x ödemesi gerekir. Ama bir kişi ödemeyince ödeyen sayısı arkadaşlar ne oldu? 1 eksildi. Ama 4'er lirada fiyat arttı. Şimdi ödeyen kaç kişi oldu arkadaşlar? 5 kişi. Ödenen fiyattan da 4 lira arttığı için x artı 4 eş çarpı 5 şeklinde denklemizi yazmış oluruz. Evet diye bakıyorum. Metin'in kumbarasında 10 TL ve 5 TL'lik olmak üzere 140 TL tutarında olan 16 tane para olduğuna göre kumbarada kaç tane 5 TL'lik vardır? Şimdi gençler 5 TL ile x tane dersem 10 TL'lik Toplam para sayısı 16 idi. 16 eksi x tanedir. Şimdi ben paraların tutarını bulabilmek için para sayısıyla arkadaşlar paranın miktarını çarparım. O halde 5x artı 10 çarpı 16 eksi x bunları yapacak olursak tutarın 140'a eşit olduğunu söylüyoruz. Evet arkadaşlar. Bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.